Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte rutin hale gelen KidsFan videomuzu yapacağız. Bu KidsFan ne derseniz bu bir lisans sitesi arkadaşlar. Uygun fiyatlı lisans alabiliyoruz. Windows olabilir, Office olabilir ya da uygulamalar olabiliyor. Zaten bizim düzenli izleyicilerimiz bunları biliyor ama yeni izleyiciler açısından da böyle kısa bir bilgi vermiş olayım. Bu videoları rutin hale getirdik, ara ara yapıyoruz. Bunları ben biraz da zevklendirmek açısından, sizi sıkmamak açısından bir şeyler eklemeye çalışıyorum. Bugün de sizlere emektar bilgisayarımı getirdim. Ben bunu yıllarca kullandım. İkinci el aldım. Bu Lenovo'nun T410'u arkadaşlar. IBM'den biliyorsunuz işte Lenovo'ya geçince, daha doğrusu Lenovo satın alınca IBM'i, bu ThinkPad serisi falan Lenovo oldu. Ama şu tasarım genellikle IBM tasarımı olarak bilinir. Şurada bir tane küçük şey var, üst kameradan göstereyim. Burada mesela bir tane mouse'umuz vardı. Bunun üzerinde normalde bir tane plastik var ama ben bunu şimdi oğluma verdim. Kendim yıllarca artık suyunu çıkarttım, sonra da oğluma devrettim. Buradaki şeyi yutmasın diye ben bunu söktüm. Kim bilir nerede onu kaybettik. Burada yine bir mouse kısmı var. Burada dokunmatik touchpad yüzeyi var. Burada da işte sağ sol klik tuşları var. Bu bilgisayar için internette sağlamlık test videoları var. Onlara da göz atabilirsiniz. Baya böyle yani eğlenceli şeyler var. YouTube'da aratırsanız T410 diye çok keyifli videolar var. İzlersiniz. Şimdi bu bilgisayarı niye getirdin derseniz, hani bu video ile ne alaka? Hani siteyi şey yapacaktın, konuşacaktın. Yani lisans sitesiydi falan diye. Şimdi ben bu bilgisayarı ikinci el aldım. İkinci el aldıktan sonra normalde bunda bir lisans vardı, yani etiket olarak vardı. Onu girdik çünkü SSD'ye falan geçirdim ben bunu. Mekanikte olacak gibi şeyler değildi. Eskiden mekaniğe millet böyle şeydi, yani mekanikten SSD'ye geçmeye korkuyordu. Artık alıştılar. Mekanikten SSD'ye geçti mi bu bilgisayarlar canlanıyordu. Ben de SSD'ye geçtikten sonra bir türlü lisans olmadı. Ben o zaman şimdi hatırlayamıyorum ama belki Windows 7'nin yükseltmesi mi bitmişti ya da lisansla mı bir sıkıntı vardı, onu tam bilemiyorum. Gittim KidsFan sitesinden lisansı aldım. İlk başlarda öyle işte bizim Türkiye'de şimdi satılıyor ya, o zamanlar 5-10 lira falandı. Belki daha ucuzdu. Hani lisanslar var şimdi 40-50 lira falan herhalde. Onlardan denedim. Onlar çok fazla umut vermedi yani. Bir ay falan sürdü sanırım. Bazılarında daha uzun sürebiliyor. Yani biraz kısmet meselesi. Ben de çok kısa sürede o zaman onlar patlamıştı. Sonra bu siteden aldım. Hatta o zaman da yine Türkiye'den bir YouTuber'dan görmüştüm diye hatırlıyorum. YouTuber mıydı acaba? Donanım Haber'de falan mı yazmışlardı? Çok da hatırlayamadım. Ama bir yerde görmüştüm yani. Ondan ben de gittim aldım. Neyse, yıllardır da kullanıyorum. Sıkıntı yok. Hem Office hem de Windows lisansı o şekilde satın almıştım. O yüzden bu bilgisayarı da getireyim dedim. Size bir göstereyim. Canavar gibi hala çalışıyor. Bir işte şuradaki şeyi biz söktük, kaybettik çocuk yutmasın diye. Şuradaki tuştan normalde şey yapmadı, silinmedi ama şundan dolayı ben buna etiket yapıştırdım. Bu FN ile CTRL'nin yeri BIOS'tan değişebiliyor. O yüzden etiket yapıştırdım. Hala sağlam, güzel, canavar gibi de çalışıyor. Al, ofis bilgisayarı olarak hala kullan ama ben tabii MacBook'a geçtim. Artık zenginledik, o yüzden bunu emekliye ayırdım, oğluma verdim. Şimdi isterseniz çok fazla da buna vakit kaybetmeyelim, lisans sitemize geçelim. Şimdi arkadaşlar, sitemize zaten yabancı değilsiniz. Şöyle söyleyeyim size, buradan Windows 10, Windows 11 vesaire lisansları alabiliyorsunuz. Yani işletim sistemi lisansı aldık. Office lisansı alabiliyorsunuz. İkisini birden alacaksanız bundle'ları size tavsiye ederim. Bundle'lar daha ekonomik oluyor. Ben de genellikle bundle almayı tercih ediyorum. Çünkü Office falan illaki lazım oluyor. Geçenlerde mini bilgisayar için falan almıştım. Hatırlayanlarınız vardır. Orada mesela ben Office'i kullandım. Windows'u da elimde bekletiyorum falan diye söylemiştim size, hatırlarsınız. Buradan 2 bilgisayar için, 5 bilgisayar için filan seçenekler var. Profesyonel lisanslar var. Bu Project var ya, her zaman böyle gözümün ucunda yani. Ben çok uzun süre kullanmıştım. Hatta onun bir hikayesi de vardır. Bir gün anlatırım size. Hani ilk işe başladığım dönemlerden filan. Buradan yazdım lisansları. Mesela Edgard. Ben bunu 9 bilgisayar için almıştım zamanında. Internet Download Manager, bunu satın almıştım. Buradan başka aldığım yok sanırım. Şu Driver Booster'ı da mesela şu sıra kullanıyorum. Ücretsiz sürümünü kullanıyorum ama Pro da alınabilir yani, hiç fena değilmiş. Bunları kullanıyorum arkadaşlar uzun süredir. Hani belki olmuştur 6-7 seneyi geçmiştir diye hatırlıyorum. Ben bu bilgisayarı alalı 6-7 seneyi kesin geçmiştir de hani ne kadar oldu süresi ben de bilemiyorum açıkçası. Hani yalan da bir şey söylemeyeyim size. Buradan dediğim gibi istediğiniz key'i alacaksınız. Yani anahtarı, lisansı alacaksınız. Peki neden burayı tercih ediyoruz? Neden ucuz lisanslara gidiyoruz? Birçok kez bahsettik, gösterdik ama normal lisans fiyatları alınır gibi değil. Hani siz gittiğiniz zaman başka sitelerde de gerçekten ulaşılacak gibi değil. Mesela en uygun oyuncu bilgisayarlarından bir tanesi şu Abra A5. Ama lisans alayım desen 11 Pro. Artık insanlar Pro'yu tercih ediyor. Yani oyuncu birazcık da heves ediyor. Tamam, bir getirisi çok fazla olmayacak ama adam heves ediyor. Bakın 4500 lira ekliyor. Yani 4500 lira şu bilgisayarda çok ciddi bir rakam. Bunları daha düşüğe çekemiyorlar mı bilemiyorum ama çok enteresan rakamlar yani. Bunu alacağını adam donanıma vermeyi tercih ediyor. E o zaman da ne oluyor? Gidip cracklerle falan uğraşacağına geliyor. Buradan lisansını alıyor. Bunları giriyor. Bunlar güncellemeye falan açık. Windows lisansları şöyle. Format attığınız zaman tekrar geliyor. Hani diğer 30-40 liralıklar gibi gitmiyor. Bunlar tekrar hani anakart işlendiği için geliyor. Bir problem olmaz.
Onun dışında başka bilgisayarda kullanamazsınız. Hani yüklediğiniz bilgisayarda ömür boyu kullanırsınız. Bunların hepsi ömür boyu arkadaşlar. Üyelikli şeyler yok bunlarda. Mac için, Windows için satın alabilirsiniz. Zaten Mac versiyonlarının şurasında Mac yazıyor, görüyorsunuz. Şimdi satın almaya bakalım isterseniz. Satın almada da sorun yaşarsanız buraya da yazabilirsiniz. Bana da atabilirsiniz. Ben de gönderirim. Hani iletişimim var. Şuradan mesela Windows 11'i deneyelim. Hemen sepetimizi ekleyelim. Devam edelim. Bizim indirim kodlarımız var. Şu anda indirim koduna gerek yok. Çünkü buradaki fiyatla şuradaki fiyat aynı ise indirim koduna gerek yok. Eğer aynı değilse, yüksekse buraya indirim kodunu SCR50, SCR62 olarak deneyin. Yani scroll'dan SCR arkadaşlar. Sonra 50-62 yazarak deneyin. Çünkü bazıları bundle'larda, 62 bundle'larda, 50'de normallerde geçerli oluyor. Onu denersiniz. Buradan uygula dediğiniz zaman fiyat şuna düşmesi lazım. Yani ana sayfadakiyle aynı olması gerekiyor. İşleme devam edelim. Dediğim gibi şu anda normal. Hani herhangi bir koda gerek yok. Şimdi buradaki bilgileri doldurmamız gerekli. Benim size önerim, birçok kez de söylüyorum. Yeni bir üyelik oluşturun, öyle satın alın. Ama üyelik oluşturmak istemiyorsanız da şuraya mailinizi girin arkadaşlar. Şuraya da genel bilgilerinizi girin. Hani hepsini %100 doğru girmenize gerek yok. Ama mailiniz tabii ki doğru olacak. Çünkü kod oraya geliyor. Sonra bunu update diyoruz. Buradan ödeme yöntemini seçiyoruz ama bizde PayPal falan çalışmadığı için Visa ya da Mastercard desteği var. Şuradan onu da seçebilirsiniz. Şuradan sadece Visa'yı da seçebilirsiniz arkadaşlar. Visa kartınız varsa onu, sadece Visa'yı burada destekliyor. Buradan seçip devam ediyoruz. Mesela Visa kartı olarak şunu seçelim. Dediğim gibi siz buradan ikisinden bir tanesini seçeceksiniz. Burada mesela PayPal falan da destekleniyor. Şu site üzerinden güvenli ödeme yöntemi var. Onu yapabiliyorsunuz. Devam et diyelim. Hani siteyle ilgili bir çekinceniz varsa o yöntemi de deneyebilirsiniz tabii ki. Ama ben sürekli alıyorum. Bir sorun yaşamadım bugüne kadar. Buradan da bilgilerinizi doldurup ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Son ekranımız bu. Bundan sonra kod sizin mailinize düşüyor. Maksimum 24 saatte gelir. Bana genellikle 10-15 dakika içinde geldi. Yani belki 20 tane ben lisans almışımdır. Belki de fazladır. Çünkü hem uygulama lisansı alıyorum hem de arkadaşlara falan da lisans alıyorum. Nedense çekiniyorlar hani. Ben sanal kartla alıyorum sürekli ama onlar da hani girmeye çekiniyorlar. Neden bilmiyorum ama ben sürekli onları alıp veriyorum vesaire. O şekilde çalışıyoruz. Çalışıyoruz dedim arkadaşlarım, yani o şekilde hallediyoruz işlerini. Evet arkadaşlar, sitemiz bu şekilde. Zaten ara ara da bahsediyoruz. Buradan dediğim gibi istediğiniz lisansı alırsınız, güvenle de kullanırsınız, bir sıkıntı da yaşamazsınız. Evet arkadaşlar, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Benim eski emektar bilgisayarla da videoyu biraz renklendirmek istedim. İsterseniz bir ara ondan uzunca da bahsederiz. Çünkü o tarz bilgisayarlar bazı insanların işini çok rahat görebilir. Gidip de çok çok fazla para vermelerine de gerek olmaz. Onlardan bir ara bahsederiz. Şimdilik benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.